İyi günler sevgili seyirciler. Spor gündemi başlıyor. Haldun Domaç ve sevgili Mehmet Ayan bizimle birlikte. Hoş geldin Adin abi. Hoş, hoş bulduk. Eyvallah. Mehmet Ayan. Bir taraftan dün maç vardı, bugün maçlar var. Hem de üç karşılaşma var sevgili seyirciler. Bugün, çarşamba, perşembe, sonra yine hafta sonu derken... ...sıkıştırılmış Nisan ayı programımız başladı. Dünü konuşacağız ama bu tarafa da geleceğiz. Bugün de iki maç var. Hatta akşam da 19'da Trabzonspor'un maçı var. Ona da konuşacağız ama müsaade ederlerse yorumcularım dünkü karşılaşmayla başlamak isterim. Maçları abi, izleyebilecek miyiz biz? Biz tabi saat e, 16 4 itibari. civarında ha. güven yönetmenimiz güven hemen o iki maçı karşımızdaki güveniyoruz. monitöre güveniyoruz güvene e, iki maçı da buradaki monitöre taşıyacak. Şimdi başlayalım. Dünle başlayalım. Haldun abi evet. yorumcuları dinledim okudum. Hepsi diyor ki dünün e, mirasıyla bugüne baktığımızda değişen hiçbir şey yok. Hiçbir şeyim yok. Ee, şöyle başlayayım istersen. Benim gördüğümde bir değişiklik yok. Ee, yani Fenerbahçe takımında. Ama şöyle bir gerçeği de vurgulamak lazım. Bir şeyleri değiştirmek için yeterli süre var mıydı? Ona da bakmamız lazım bir. İkincisi yani sayısal olarak baktığımızda oyuncuların önemli bir bölümünün milli takımlarda olduğu gerçeğini vurgulamamız lazım. Bir kısmının... Covid sorunuyla uğraştığını, bir kısmının sakatlık sorunuyla uğraştığını da düşünelim. Yani benim kafamda, yani şunun için eleştiremem ben. Emre Belezoğlu'nun kafasında oynatmayı düşündüğü bir plan var ama onu uygulayabilecek ortam var mıydı dersen bana göre yoktu. Yani öyle bir ortam yok. Onun için e, ben burada şu maç özelinde e, ya Emre Belezoğlu geldi ne değişti diyemem, <laughs> diyemem. Değişmiş mi bir şeyler? Değişmemiş. Aynen yine baktım e, işte e, Caner'in yine baktım söz sayı 37 orta var 20 tanesini Caner yapmış e, 10 tane isabet var benzer yani daha önce eleştirdiğimiz konulardan farklı bir şey yok ortada. Ama burada mazereti var Emre Belezoğlu'nun söylediğim gibi hastalar, sakatlar, milli takım arası ve süre. ...bu kadar hızlı bu iş olabilecek olsa... ...zaten hemen bir tanesini alır öbürünü getirirsin... ...her şey değişir... ...ben onun içinde bu maçın... ...öncelikle kazanılması gereken... ...bir maç olduğunu düşünüyorum... ...bu manada Fenerbahçe sonuca ulaştı... ...yani kazanılması gereken... ...ben ne zaman bakarım... ...bir haftada... ...şimdi bu iki maç daha var önümüzde... ...bunlar da gerçekten zaman olarak yeterli bir süre yok... ...bir şeyleri değiştirmek için... ...ha önümüzdeki haftadan sonraki maçlara baktığımda hala aynı şeyler oynanıyorsa demek ki Fenerbahçe'nin kadro profili bunu oynamaya uygun. Bir şey, yani antrenör değişse de bir şey değişmiyor. Şimdi ben evdeyim. Ben beni eleştiriyorum. Evde spor gündemini izliyorum. Bakıyorum Haldun abi de, Haldun abiyle Mehmet Ayan var. Diyorum ki ya Aykut İnce niye bu soruyu sordu? Soru şu. Çok mu aceleci düşünüyoruz? Yani daha bir dakika dün bir bugün iki Emre Belezoğlu ile ilgili bu soruyu soruyorsun. Bir nevi öz eleştiri de yapıyorum aslında. Teknik direktör Emre Belezoğlu ile ilgili Aldın abinin dediği %100 doğru. Emre Belezoğlu'nun kariyeri şu anda %100 de gidiyor değil mi abi? Evet. Bir maç bir, bir galibiyet. Halidon bir bir abiden küçücük ayrıldığım bir nokta var. Zaman konusu. Ee, dün akşam günden biraz daha bir şeyler vermeliydi abi bize. Mesela benim hiç katılmadığım Sinan Gümüş tercihi. Ya dün akşam da söyledim. Çocuğa karşı özel bir takıntım da yok. 22 transfer var ya 21. Buca'dan alınan çocuk 22. Barış Sungur'la ilk Gölcük'ten İsmail, İsmail Yüksek. 20 Sinan. Şimdi ha, bana Sinan oynatıyorsan Saldun adına da ayrılıyorum. Bir tık değiştirsin bana oyunu. Şimdi bak orada söylediğimiz bazı şeyler vardı. Ee, Aykut da gazetecilik yaptı ve gazeteciliğinin sonucunda bir yere vardı. Sinan neden oynadı? Sinan neden oynadı onu söyleyeyim sana. Erdin Hoca'nın kontenjanından oynadı. Ama çünkü, bir dayanağı da var. Tabii. Çünkü Sinan, bir kere aynı dili konuşuyorlar, aynı ülkede beraber... E, aynı çatı altında çalışmışlar. Bir arkadaşım söylese hadi oradan derdim de sana saygın ve bilgi ile konuştuğunu e, biliyorum yani. Bak istersen şimdi kim, kim ben, kimle yani şimdi bütün bunlar ben, o, yok, belgeli. Belgeli yani merak etme ben buradan. So Başkası yani, olsa hadi oradan derdim. Söylemeyecektim olsa, önce. Aklıma. Önce söylemeyecektim. söylemeyecektim. Hatta dedim ki yani, ben biraz işi kurcaladım. Yani, yani söylemeyecektim çünkü sonra Aykut işi biraz karıştırınca altyapıda birlikte çalışmışlar falan noktasına gelince. Aha. İş e, yani şöyle Almanya ya, Stuttgart'a kadar dayanıyor. Stuttgart'ta e, beraber çalışmaları olmuş Labadia'nın kontrolü altında. Ya yani bu da şöyle şunu da söylemiyorum ha yanlış anlaşılmasın. Doğrudur Seçe tercih ya, mi? seçebilir ama ben o seçimin burada yanlış olduğunu burada da söyledim zaten. Dün söyledim seçim yanlış. <laughs> Şimdi senin elindeki yani dün söylediğim için rahat rahat söylüyorum Aynen. daha çünkü üstünden 24 saat geçti. Yani çok uzun bir süre geçti. Hani dedikodu geçirmiyor. yapmıyoruz. Dedikodu işte. yapmıyoruz. Dün söyledim Sinan Gümüş tercihi bana göre doğru bir tercih değil demiştim. Ha şunu da söyleyeyim yanıldığım noktayı da söyleyeyim. Osay Samuel girdikten sonra daha iyi işler yapar düşüncem de vardı. Yani Osay Samuel ile başlamak. Osay Samuel de açıkçası kendisini inkar ediyor. Bak kendisini inkar ediyor. Bununla, ne? Bunun da bunun gerekçesi var bana göre. Ne ben demek? onu da söyleyeceğim i̇nkar ki kendisini mi? neden inkar ediyor? Ben o say Samueli Queens Park Rangers'tan şöyle tanıyorum. Topu alır, adam eksiltmeye çalışır, son çizgiye gider, şeylere anahtar pasları kovalar. Ya topu alıyor, geriye Gökhan Gönüle dönüyor. Topu alıyor, içeriye Gustavo'ya dönüyor. Belki ya eğer, öyle oynamasını istiyorlar. Ama eğer sen öyle oynayacaksan burada fazla uzun ömürlü olmazsın. Yani derler ki ne değiştirdik? Biz seni niçin aldık? Ha, niçin aldık? Biz seni yani genelde teknik direktörlerin her zaman şöyle bir felsefesi vardır. O felsefeden yürüyerek hareket edelim. Bir oyuncum temaslı geçsin, içeriye devrilsin, adam eksilsin, o kutunun içerisinden şut çekecek pozisyon azlasın. Bir oyuncum da sıfıra insin. Yani öyle bakar. Şimdi öyle baktığın zaman... O meziyeti yani, var mı? Sıfıra inme meziyeti var İşte Var işte zaten yani, yani oyunu genişletsin diye beklersin. E ama yapmıyor. Yani şu anda ben gördüğüm yapmıyor ki ben... Yani söylediğim gibi Queen's Park Rangers'tan tanıdığım o Say Samuel orada çalımı atıyor. Şimdi olay ne biliyor musun? Olay da şurada. Ama burada kararı kendisinin vermesi lazım. Ben buradan söylüyorum. Diyorlar ki kaptırma kolay kaptırma atak sonlandıralım atak sonlandıramazsak baskın yiyoruz diye diyorlar. O da garantiyi oynuyor. Öyle oynayamazsın ama. Yani Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray takımında falan öyle oynayamazsın. Yani o zaman zorlayacaksın. Eleştirilebilirsin. Örnek söyleyeyim istersen. Ozan Tufan. Bunu yaptığı için eleştirildi. Bunu yaptığı için ya Ozan Tufan ama bunu yaptığı için milli takımda o milli takımlara kadar gidiyor. Diripling'i alıyor. Yine bugün sürdü top bir tane. Altyazıya itiraz ediyorum. Benim dediğim haber değil. Sizin dediğiniz haber. Haldun Domaç. İki nokta üst üste. Sinan veremem. Gümüş Erdinç Hoca kontenjanı. Manşet odur. Altyazıya itiraz ediyorum. Arkadaşlar, benim dediğim haber ver. değil çünkü. Haber değil benim dediğim. Benim dediğim herkesin görebileceği. Arkadaşlar, bizim arkadaşlarımızın şöyle güzel bir e, Nazik şeyleri koyuyorlar. Hayır yok, ötesine, yok 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 nazik diye değil genelde yorumcularımızın kim varsa ağzından çıkan sözlerin haber değeri taşıdığını düşünüp onları hep hemen yazarlar. Ben ne Hepsini diyorum ki yazarım. sizinki haber benimki Yok. değil. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dün akşamı olur. bir parça ele alırken Denizli Spor'dan başlamak lazım esas. Şimdi Fenerbahçe'yi hepimiz biliyoruz. Denizli Spor'u azımız biliyoruz. Ben de dahil. Azımız biliyoruz ama on üzerinden ikilik üçlük performans gösterdi dün akşam. Bunu niye söylüyorum? Fenerbahçe'nin 10 üzerinden 4 ya da 5'lik bir minimum Malatya, 10 üzerinden 6 ya da 7'lik Antep ve o güne kadar hafta sonu Başakşehir maçı deyim laf gelince konuşuruz. o güne kadar daha da yükselecek 6 7'yi belki 8'i bulacak bir Başakşehir deplasmanı var. Hatay'da fena değil. Hayır, Hatat. sırayı ya söylüyorum. Sırayı, göre sırayı göre. söylüyorum. Yani önce şey Malatya Sonra Gaziantep ve en son Başakşehir üçlüsü var önünde. Yani ben on üzerinden iki kalite ve performans gösteren Denizli'ye bunu oynarsam benim oyunum gelişmesi lazım. O yüzden de Aldon abi'nin başta söyledi 37 orta benim cüz mü derler abi. Ta evet. Konya maçından Ta Konya Hatay, maçı Hatay maçına kadar. 42 42'ler 43'ler bu değil. Ben dün akşam niye böyle oynandı diye eleştirmiyorum. Dün akşamki oyun gelişmediği takdirde Erol Hoca'lı hüsranlı günlere Fenerbahçe döner ve şu anda bayağı içinde bulunduğu yarıştan belki 10 gün sonra kopar diye söylüyorum. Dolayısıyla Emre Hoca, sevgili Emre kardeşimiz zaman zaman ona Emre diyeceğiz kusura bakmasın. Bizden çok iyi görmüştür tabloyu. Bu tablonun içerisinde de Fenerbahçe'nin ilk yarıda bilhassa coşkusuz bir futbol oynadığı Denizli Spor'unsa dersine iyi çalışıp kalite ve performans düşük ama taktik anlayışı güzel. Ne yaptı abi? İki tane... Sola top attı. Kimin arkasına attı? Caner'in arkasına. Hangi Caner'in? İleri zaten tutsan da gelen Caner'in arkası top attı. İki tane yüzde yüz gol pozisyonu var. Notlarını almıştım. Biri Sagal, Sako. Biri Sagal, 18, biri Sako. Sagal 42. Evet. 37. dakikada Altay için normal ama zor bir kurtarış yaptı Altay. Evet. Altay için normal. 37. dakikada Sagal'ın şutu var. İlk yarı 3-0 olabilirdi. 2.5-0 diyeyim hadi. Yani 2 diyelim hadi garanti Fenerbahçe diye. Fenerbahçe'nin ilk yarı isabetli şutu var mı? İsabetli şutu yok. 0. Şimdi